Denizli Merkez'den yayınımıza devam ediyoruz ve 5 metot kursundayız bugün. Yanımızda kurum sahibimiz İbrahim Bey ile beraberiz. Merhaba İbrahim Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Denizli'mize. Hoş bulduk, çok teşekkürler. İbrahim Bey kimdir? Biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim İbrahim Halilullah Keskin. Denizli'nin Çal ilçesindenim. Doğuma, büyüme, eğitim öğretimimiz tamamen Denizli ilimize ait. Pamuk Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenim aynı zamanda. Denizli'de birkaç tane kurumumuz var. 5 metot kursun sahibiyiz. Aynı zamanda Denizli Nasrettin Hoca Anaokulları'nda sahibiyiz. Şu anda kurs merkezimizdeyiz inşallah. Peki 5 metot kursu ne gibi hizmetler veriyor hocam? 5 metot kurs öncelikle liselere hazırlık başta olmak üzere üniversite hazırlık serüvenimiz de var kursumuzda. Bilhassa 8, 9, 10, 11, 12 ve mezun gruplarımızı kurumuzda ağırlıyoruz ve güzel çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel. Peki burada kaç öğrenci kapasitemiz var? Kayıtlarımız devam ediyor mu? Nelere dikkat ediyoruz? Evet, kurumumuzda bir 70-80 civarında öğrencimizi ağırlıyoruz. Çünkü sınıflarımız özel ders ağırlıklı çalışıyoruz ve 5'er kişilik sınıflarımız mevcut. Kaliteyi önemsediğimiz için kontenjanımızı çok fazla tutmuyoruz ve memnuniyetimizi daha üst seviyede tutuyoruz. Hocam aslında böyle çok kurs yerlerimiz var gerçekten. 5 metot kursunu neden tercih ediyorlar öğrencileriniz ya da velilerimiz? Evet, 5 metot tabii rakiplerimiz çok fazla. Her ilde olduğu gibi Denizli'de de 5 metodu bilhassa önemsemelerini veya hani bizi biz yapan değerlerimiz neler onlardan bahsedelim. Şimdi öğrencilerimizi biz 3 şekilde liselere hazırlıyoruz. Bir, nitelikli okulları kazandırmak için devletin belirlemiş olduğu okullar. İkincisi mahalli yerleştirme dediğimiz Denizli'de algılanan kısımla diploma notu 95 üzeri alan öğrencilerimizi alan okullarımız, Anadolu liselerimiz diyelim buna. Bir de öğrencilerimizden bilhassa seviyesini daha da yükseltmek için Anadolu Lisesi'ne gidecekleri okullarımız altyapısını sağlam yapabilmek için geliyorlar kurs yerimize. Bizi biz yapan etmenler de burada devreye geliyor işte. Biz bu analizlerimizi yapıyoruz, öğrencilerimizin yüzdelik dilimlerini yukarı çıkarıyoruz. %50'de gelmiş bir öğrenciyi %20'lere, %15'lere çıkarmaya çalışıyoruz. Artı belki her kurs merkezinde verilen standart işte dersler, ondan sonra etütler, denemelerin yanında biz buralarda öğrencilerimizin bilhassa daha yakın markajı alıyoruz. Demiş olduğumuz gibi 5 kişilik sınıflarda daha verimli çalışmalar yapıyoruz. Arkasından her hafta pazar günleri öğrencilerimizi hedefler çizelgesi dediğimiz bir programa alıyoruz. Bunu kendi sorumluluklarıyla yapıyorlar. Herhangi bir rehberlik biriminin gözetimini bizim sunmuş olduğumuz bir imkandan ziyade takip mekanizmamız diyelim biz buna. Çocuklarımız bir hafta içerisinde yapacakları çalışmaları pazar akşamı yazıyorlar. Kitaplarından, hangi kitaptan, hangi konudan kaç soru çözeceklerini bilerek haftaya başlıyorlar. Ve hafta içi bunu icraata geçiriyorlar. Biz de bunları her hafta içi akşam üzerleri geri dönüşlerini alıyoruz. Bu şekilde çocuklarımızın doğru yanlış ilişkilerini inceleyerek yeri geliyor durdurarak özel derslerimize devam ederek tekrar sürece dahil ediyoruz. Kitaplarını bol bol kontrol ediyoruz ve velilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Haftada minimum bir kere arama yapıyoruz. Süreci veli, öğrenci, öğretmen üçlüsü yani buna sacaya dediğimiz bir süreçte sürekli aktif kılıyoruz ki veli bir yıl boyunca sürekli bizlerden, çocuklarından ve sınavdan haberdar olarak bir yılı tamamlamış oluyor. Bu süreç sonunda da velimiz her türlü 5 metottan memnun oluyor. Çünkü hiçbir zaman memnuniyetsizlik olmuyor. Çünkü neden? İlgi istiyordu ve biz bu ilgiyi sürekliliğini sağlamış oluyoruz bu sayede. Evet. Peki hocam kursumuzun sosyal aktiviteleri var mı bu arada? Evet tabii kursumuzda ayrıca bazı projeler uygulanıyor dediğimiz gibi. Şimdi çocuklarımıza biz her ay farklı projeler yapıyoruz ki sabit programlar çıkmak istiyoruz. Ve sıradanlığı önlüyoruz burada. Bizim Eylül ayında, Ekim ayında, Kasım ayında, 15 tatilde, ikinci dönemde konular ilerlerken birden Nisan ayında mesela konuların bitmesi, işte 15 tatilde biraz önce demiş olduğum otel kamplarımız var. Buralarda check-up çalışmaları yapıyoruz tüm işlenilen konuların. Nisan ayında konular bittikten sonra soru bankaları bir ay içerisinde tamamen bitirilip Mayıs'ta da bol bol deneme sınavı. Ben bunlara bilhassa hazırlık maçı ifadesi kullanıyorum kursumuzda. Biz 60-70'e yakın deneme yapıyoruz bir ayda. Bu ciddi bir rakam gerçekten. Ve bol bol hazırlık maçı yapan bir insan gerçek maçı artık iştahla bekliyor. Ve o maça çıkıp gerçekten güzel sonuçlar almak istiyor. Çok güzel hocam. Peki 5 metot kursu olarak başarılarınız nelerdir? Neler söylersiniz bu konuda?
Evet, 5 metot tabi Denizli içerisinde 1-2 yıldır var olan bir kurum. Olmasına rağmen geçmişimizde yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı veli profilimiz güzel çok şükür buralarda. Denizli camiası bizi böyle tanıyor. Hani ilgi, alaka ve geçmişte kolejlerde çalıştığımız zaman süre içerisinde çıkarmış olduğumuz Türkiye şampiyonları, Türkiye şampiyonu adayları ve %2'lik, %1'lik dilime soktuğumuz öğrencilerden tanıyor bizleri. Ve zaten hedefimiz de inşallah %5'te aldığımız öğrenciyi kursumuzdan %1, %2'lere sokarak, %20'de aldığımız bir çocuklarımızı %10'lara sokarak ve bunları gerçekten reklam olarak göstererek, şuradan aldık, şuraya getirdik diyerek somutlaştırıp bir sonuç gösterme gayreti içerisinde olacağız inşallah. Peki konum olarak neredeyiz? Size değerli izleyicilerimiz nereden, nasıl ulaşabilirler? Tabii Denizli'yi bilen halkımız bilhassa Çınar bölgesini çok iyi bilirler. Merkezi bir konumdur Çınar, Denizli'nin. Çınar'dan Lise Caddesi dediğimiz Çatal Çeşme'nin hemen bir alt sokağının başında büyük bir tabelamızla karşılaşacaklar. 5 metot olarak bizleri çok rahatlıkla bulabileceklerini düşünüyoruz. Peki hocam şey sormak istiyorum bu arada. Sınıflarınız kaçar kişilik oluyor? Nasıl eğitimleriniz bu arada? Evet, biraz önce de bahsetmiş olduğum sınıflarımız bizim 5'er kişilik. Biz mümkün mertebe tahta kullanmadan çocuklarımızın gözlerine hitap ederek ders işliyoruz. Derste genelde yazı yazdırmamayı hedefliyoruz. Çünkü yazı yazdırdığımız zaman ders saati artıyor. Özel dersten biraz çıkıyoruz. O yüzden derslerde genelde bilgileri hazır verip, hazır sunup öğrencilerimize bunun üzerine konu anlatımını kısa tutup bol bol soru çözerek ve bu bilgileri kavramsal boyuttan uygulama boyutuna geçirerek çocuklarımızın gözlerine bir parıltı, bir şey öğrenmişlik ifadesini alarak buradan ayrıldıklarına genelde şahit oluyoruz. Peki buradan değerli izleyicilerimize, bizi izleyenlere, gerek velilere ve öğrencilerimize tavsiyeleriniz neler olabilir? Evet, tabii sınava hazırlık süreci tüm çocuklarımızın belli yaşlarında muhakkak geçireceği bir dönem. LGS belki ilk ciddi bir sınav, ikincisi üniversite hazırlık ciddi bir sınav. Belki sonrasında bir KPSS süreci bekleyecek veya beklemeyecek öğrencilerimizi, velilerimizi. O yüzden bu hayatlarındaki en önemli sınav zamanlarında 5 metot kursla geçirmeleri, kendi anıları ve başarıları anlamında renk katacağını düşünüyoruz bizlerle beraber olmayı. Biz velilerimizden böyle geri dönüşler aldığımız için zaten böyle konuşuyoruz gerçekten. İnşallah da hani gelecek olan, bizi tercih edecek olan velilerimizi inşallah memnun edeceğimize inanıyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz ekibinizle. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizleri hani ağırladığınız için, ziyaret ettiğiniz için. İnşallah diğer programlarda da diğer kurumlarımızla görüşmek üzere. İnşallah teşekkür ederiz. Diyeyim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Denizli merkezde bulunan 5 metot kursundan seslendik. İbrahim hocamızla çok güzel bir sohbette bulunduk gerçekten. Hem liselere hem de üniversite sınavlarına yetiştirmek üzere özel sınıflarda çok güzel eğitimler vermekteler. Bu ismi not etmenizi rica ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.